Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sondan ikinci Cuma. Gelecek Cuma, miladi yılın son Cuması olacak. Evet, tükenen takvim değil, tükenen hayat. Ömür sermayesinden gidiyor yani. Müslümana düşen nedir o zaman? Hesabını, kitabını iyi yapmak. Muhasebesini iyi yapmak. Dolayısıyla hesapsız, kitapsız ölmemeye gayret göstermek lazım. Hesapsız, kitapsız İş yapan esnaf batar, hesapsız kitapsız yaşayan mümin de iflas eder öbür tarafta. Mümin bir defa başıboş yaratılmadığının şuurunda olmalı. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Kıyamet suresinde öyle diyor bak. İnsan başı boş yaratıldığını mı zannediyor? Öyle değil diyor. Niçin yaratıldığının şuurunda olarak yaşamalı? Cenab-ı Hak kainattaki yarattığı bütün varlıkları bir gaye üzere yaratmıştır. Hikmetini biliriz bilmeyiz ama her şeyin bir manası var. Yani lüzumsuz yaratılmadı. Çöpünden al da, nebadatından, hayvanatından, her şeyin bir hikmeti var. Canlı veya cansız. Dolayısıyla insan da varlıklar içinde bir varlık olduğuna göre, insanın da bir varoluş gayesi var. Yani her zaman söylüyoruz, insan dünyaya yeme içme, boşaltmaya gelmedi. Yeme içme ve şehvi arzularını tatmin etmek üzere gönderilmedi, yaratılmadı. Eğer insanı böyle tanımlarsam, hayat bundan ibaret dersem, insana yazık etmiş olursun. İnsanlığa yazık etmiş olursun. Zira insanı böyle tanımlarsan, hayatı böyle tanımlarsan, o zaman bizim dışımızdaki varlıklarda da bu saydığımız özellikler var. Yeme içme, şehvi arzularını tatmin etme ve boşaltma, yediğini boşaltma anlamında. Bunlar hayatın zaten zaruri, tabii şeyleridir değil mi? İnsan yaşaması için yiyecek, içecek ve tabii ki de ne yapacak? Bunları çıkaracak. Neslini devam ettirmesi için de bütün varlıklarda olduğu gibi insan da ne yapacak? Efendim çoğalacak, üreyecek. Dolayısıyla tabii ki bunu yaparken de meşru daire içinde olacak, olmalıdır. Peki o zaman niye yaratıldık? Kulluk için yaratıldık. Tek kelimeyle söyleyecek olursak Zariyat 56'da öyle diyor. Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Ana gayemiz neymiş? Kulluk. Yaratıcımızı tanımak. Allah'tan bağımsız bir hayat düşünülemez mümin için. Allahsız bir hayat mümin için düşünülemez. Olmamalı. Allah yokmuş gibi yaşayamazsın. Allah yokmuş gibi konuşamazsın. Hayatının bütün kademelerinde Allah'lı olmak durumundayız. Allah ile beraber olmak durumundayız. Allah'ın bizi gözettiğinin şuurunda olmalıyız. Allah bize uzak değil de, Allah zaten bize yakın da, manen. Önemli olan bizim ona yakın olup olmadığımızdır. Yoksa Rabbimize o kadar yakın ki, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ diyor Kaf suresinde. Biz ona, o insana, şah damarından daha yakınız diyor. O kadar yakınız diyor. Mesela, Bakara suresinde ve اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ diyor değil mi?
Kullarım sana sorarlar benden. Ey Muhammed, de ki ben yakınım diyor. Bu fizik yakınlık değil tabii ki. Allah o kadar yakın kullarına. Lakin kulları Allah'a yakın mı? Orası problemli işte. Değil mi? Yani 24 saatimizin ne kadarında Allah'lıyız, Allah'la beraberiz. Evet, yani sadece camiye geldiğimiz zaman namaz kılarken Allah'ı hatırlamak değil, Allah'la beraber olmak değil. Caminin kapısından da dışarı çıktığımız zaman Allah'la beraber olmak mühim olan. Yani ticaretle uğraşıyorsun, bir işin var, olacak, olmalı. Değil mi? Dünyada tembellik yok. Devamlı surette gayret var. Bak Cuma suresindeki ayette ne diyor? Cuma namazı ile alakalı ayetin 10. devamındaki 10. ayette. فَاِذَا قُودِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْدَقُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz bittiği zaman yeryüzüne dağılın diyor. Allah'ın sizin için yaratmış olduğu rızık arayın diyor. Namaz biter bitmez camiyi terk edeceksin yani. İşinin başında devam. Dükkanını açacaksın, sepeğini açacaksın. İşinin başına gideceksin, tembellik yok. Dolayısıyla bunlar gerekir. Bunlar gerekir ama bunları yaparken Allah yokmuş gibi yaşamak yok. El karda, gönül yarda olacak. Usul, düstur bu. Elimiz karda olurken gönlümüz yarda olacak. Allah ile beraber olacak. Allah'ı unutmayacağız. Ya. Efendim o ayrı bu ayrı bir diye bir düşüncemiz olmayacak. Efendim o iş ayrı bu iş ayrı, yok böyle bir şey. Yani bu manada Allah-u Teala hayatı bir bütün olarak görüyor. Görmemizi de istiyor yani. Hayat bir bütündür. Din sadece camiye ait değildir. Din hayatın her kademesinde vardır, olmalıdır. Yani camiden kapıya çıktığın zaman, dışarı çıktığın zamandır asıl din. Orada mesela alışverişte nasıl durum? Burada secdeye gidip, burada Allah'ın huzuruna durup da, burada Allah'ı memnun edip de şu camide, camiden çıktıktan sonra şeytanı memnun ediyorsak, bir yerde bir problem var demektir. Burada Allah'ın huzuruna durup, alnımızı secdeye koyup da, dükkana vardığımız zaman alışverişte hile yapıyorsak, değil mi? Esnafız mesela, müşteriyi kandırıyorsak, terazimizi eksik tartıyor, metremizi eksik ölçüyor, müşteriyi kandırıyorsak, çok kazanmak için, tırnak içinde, kar etmek için, dünyevi kar tabii ki, bu işimiz harap demektir. Çünkü ahiret merkezli düşünmüyoruz demektir. Müslümanın kar anlayışı nasıl olmalıdır? Ucu ahirete dokunmalıdır. Kar dediği zaman mümin, bu karın ahirete ne kar var? Ahirette bana kar var mı yok mu? Öyle düşünmeliyim ben. Kar dediğin zaman dünyevi karı, cebimi doldurmayı düşünüyorsam sadece, bu benim için iyi olmayabilir. Evet. Şimdi mesela efendim hep dünyevi karları düşünmek bize iyi sonuç getirmez aziz kardeşlerim. Hep dünyevi karlar düşünmek bize iyi sonuçlar getirmez. ayet-i kerimeyle devam edelim. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ Bilir ki Allah sizin içinizde olanları bilir. فَحْذَرُوا Öyleyse ondan sakının. Yani ona karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı gelmekten sakının. Diyor. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا diyor Ahzab suresi 52. ayette. Allah her şeyi gözetleyendir diyor. Her şeyi gözetleyen, rakip ne demek? Gözetleyen, murakabe eden demektir. Denetleyen demektir. Müslümanın denetleyicisi Allah'tır. Müfettiş Allah yani. Bu şuurla yaşamak durumundayız.
Yani camide Allah, camiden sonra yallah dememek lazım. Mesela bir Müslüman düşünsene ya. Cebine piyango bileti koyup cumaya gelen bir Müslüman düşünebilir misin? Olabilir mi böyle bir şey? Hı? Kumar olduğunu bile bile. Haram olduğunu bile bile. Adına ne koyursan koy. Ne dersen de. Ne kılıf uydurursan uydur. Bu kumardır, haramdır. Bunu cebine koyup da camiye gelen bir Müslüman nasıl olabilir? Spiker soruyor. Büyük ikramiye çıkarsa ne alır? Ne yapacaksın? Hayallerin ne? Ev alacağım, araba alacağım. Çatır çatır yiyeceğim. Genelde karılarla yiyorlar. Geçen sene anlattık. Gelecek cuma inşallah yine anlatırız. Büyük ikramiye çıkanların ilk işi hanımını boşamak. Kadınsa kocasını boşamak. İlk iş evliyse. Tabii o para bitiyor. Bitince de ne oluyor? Bitince akıbetleri biliyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Bir tanesi de diyor ki cami yaptırın köyüme diyor. Kumar parasıyla. Bu kardeşimize şunu sormak lazım. Köyüne cami yaptıracaksın kumar parasıyla, piyangodan. Necasetle abdest alabilir misin? Kanalizasyon suyuyla abdest alabilir misin? Pisle. Pislik suyuyla ya. Tuvalet suyuyla. Alamazsın. Yani helal bir şey yapabilir misin? Haramla helal yapacaksın yani. Nasıl oluyor da sen piyango parasıyla ya da faiz parasıyla cami yapıyorsun, hayır yapıyorsun, umreye hacca gidiyorsun? Hı? Fetvayı kimden aldın sen? Kimden almıştır sizce? Heh. Tam 12'den vurdum. Fetvayı şeytandan almıştır. Gelip sor bakalım caiz mi değil mi? Bilene, müftüye, hocaya sor bakalım. Evet. Dünyevileşme hastalığımızın bir neticesi bu. Attığım bu adım helal mi haram mı diye düşünmüyor. Düşünmek zorundayım ben ya. Attığım bu adım helal mi haram mı? Bu adımı atarsam beni cennete mi götürür, cehenneme mi götürür? Düşünmem lazım. Müslümanca düşüneceksem eğer. Böyle düşünmek zorundayım ben. Bu alışveriş benim için helal mi haram mı? Faiz kuyruğuna giriyor adam ya. Daha bir sorun bir git fetva al ya. Bu helal mi haram mı? Caiz mi dine? Böyle bir derdimiz olmalı. Evet, muhasebe dedik ya başta. Hesabı kitabı yapmadan ölürsek ki ölümün ne zaman geleceğini de bilmiyoruz yani. Düşünsene hesapsız kitapsız öldün. Gırtlağa kadar haramlarla yaşadın. Tevbe de etmedin. Düzeltmedin yani. Yolu düzeltmeden öldün. İbadet, ilaçlık ibadetin yok. Tam takırsın. Nasıl yapacaksın şimdi? Orada işler nasıl olacak? Nereye güveneceksin? Kim kime güvenecek? Kim kimden borç alacak öbür tarafta? Kim kime bir şey verecek? Ya bakınız. Aklıma geldi. Ayet okuyalım. Ayet-el Kürsi bilirsiniz değil mi hepimiz? Namazın tesbihatında her gün okuyoruz. Bakara 250. Evet. 54, 55. 55. ayet. 54. ayet. Bir önceki ayette ne diyor? Bak. Az kardeşlerim. 254. Yerini kolay ezberleyin. Kolay bilin diye söylüyorum. Yani Bakara suresinde. İkinci sure Bakara suresi. Efendim. 254. ayet. Ayet-el Kürsi'nin bir üstü yani. Bir önceki ayet. Şöyle diyor. Bakınız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kime söyledi? Bize söyledi. Enfigu. İnfakla alakalı ama bir şey anlatmaya çalışıyor orada. İnfak yani Allah yolunda mal harcama hususunda nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Enfigu mimma razaknakum. Size verdiğimiz rızıklardan size verdiğim, benim verdiğim diyor Allah. O senin değil yani. Harcayın. Min kabl. Şundan önce. Şu durumdan önce, şu durum gelmeden önce. En ye'tiye yevmün. Şu gün gelmeden önce. Geldikten sonra harcayamazsın. Ölüm geldikten sonra
Bu rücreçlerin tapusu senin olsa harcayamazsın. La bey'un, alışveriş yok. Fihi, o günde. Ve la hulletun, dostluk yok, torpil yok, şefaat yok. Ve la şefaatun, şefaat zaten geldi. Şefaatin, dostluğun, torpilin, alışverişin olmadığı o gün gelmeden önce malınızı infak edin. Cimrilik yapmayın. Yani insan bazen düşünüyor ya, bu adam neyine güveniyor da namaza gelmiyor? Düşünüyor, neyine güveniyor? Bir güvendiği bir taraf mı var? Bak buraya görürsen, oraya gittiği zaman güvense ne olacak? Yani diyelim ki müftüye güvendin hadi. Bizim yırtacağımız ne malum ki? Hadi seni götüreceğimizi farz edelim, öyle inandım. Ya biz kendimiz garanti geçeceğimizi bilmiyoruz ki. Salimen öbür tarafa. Filancıya güvendin, fişmancıya güvendin, o beni götürür bir şekilde. O kendini götüremezse ne olacak? Yani mahkememiz, kimsenin mahkemesi yapılmadı ki. Hiç kimsenin mahkemesi yapılmadı, mahkemeye çıkmadık daha biz. Bir kere ölelim diye, öldükten sonra. Bir yerinden diriliş olacak, ondan sonra mahkeme olacak. Mahkemeden sonra artık yollar ayrılıyor. Şimdi kimseye cennet belgesi yok ki. Cennet garanti belgesi. Var mı öyle bir belge? Cennet garantidir. Elbise alıyor, ayakkabı alıyor, garanti belgesi, değil mi? Kul yapısına garanti belgesi alıyoruz. Kul yapısına. Kul yapısına. Cennet garantisi belgemiz var mı? Yok. Hiç kimsenin yok. Ama yaşarken bakıyoruz, cennet garantiymiş gibi yaşıyoruz. Dün birisi anlatıyor. Hacı amca camiye gidiyor. Namaz vakti. Gencin birisi diyormuş ki, hacı dayı bana da dua et. Yeğenim diyor, iyi güzel de edeyim de. Ya Allah derse kendisi nerede? Olur ya. Tamam dua işte edeyim, sıkıntı yok. Vekalet verir, duaya vekalet. Duaya vekalet. Camiye gidiyor namaza. Genç de diyor ki, hacı dayı bana da dua et. Hep diyorlar ya, bana da dua et. Tamam edeyim. Peki Allah sorarsa, kendisi nerede? Vekalet verdi ama kendisi nerede? Derse ben ne diyeceğim? Ne diyeceğiz? Ya. Bizde şöyle bir tembellik var. Ben birinin sırtına biner cennete giderim. Gidersin. Böyle inanıyorsan fena çuvallarsın. Fena çuvallarsın. Evet. Adam dünyevi işlerde vekalet vermiyor. Yani mesela bir evin var. Çok değerli bir evin. Satmak için ulan en güvendiğin hanımına bile vekalet vermezsin. Verir misin? Aklına şeytan bir şey getirir. Ulan benim kazıklarsa şeytan dürtüyor devamlı. En sevdiğin, yediğin içtiğin ayrı giden adam ma bile vekalet veresin gelmiyor değil mi? Araba satımında, ev satımında. Ama dua ederken bana da dua et diyor, vekalet veriyor. Neredeyse diyecek ki benim yerime de namaz kıl diyecek de diyemiyor. Öyle bir fetva yok da. Belki bulur ileride. Sıra ona gelecek zaten. Benim yerimi de yap. Duada vekalet verin. Yani bu şu an şunu anlamayın. Yani dua etmeyecek miyiz birbirimize? Edeceğiz tabii, edeceğiz. Dua Müslüman dua edecek. Diriye de edeceğiz, ölüye de dua edeceğiz ama bir şey anlatmaya çalışıyoruz burada. Yani adam öbürü namazla gidiyor, öbürü gitmiyor. Bana da dua et demek istiyor. Yani ben de. Sen de gel dua et. Yok. Benim yaşım daha genç. Öyle mi? İhtiyarların, sadece ihtiyarların öldüğüne dair bir bilgi yok ki elimizde. Çocuk da ölüyor, genç de ölüyor yani. Evet. Demek ki bu Bakara 254'ü bu şekilde okumak lazım az kardeşlerim. Evet. Şimdi mümin nasıl yaşayacak? Murakabe halinde olduğunu bilecek. Murakabe Allah'ın gözetmen olduğunu, müfettiş olduğunu bilecek. Yani ihsan derecesinde yaşayacak. İhsan ne demek o zaman? Cibril hadisinden öğreniyoruz. İhsan ne demek? Şu demek. En ta'budallaha ke'enneke terahu. Ne güzel söylemiş. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Ne kadar güzel değil mi? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Fe illem tekun terahu fe innehu yarake.
Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu kadar. Evet. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Sadece ibadet değil. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Böyle yaşarsan ne alışverişte hile yaparsın, ne yalan söylersin, ne faiz yersin, ne bir kilometre kumar kuyruğuna girersin, nimet ablanın önünde saatlerce soğukun altında tırsarsın. Yaşı Müslümanlar şaşıyor ya. O kuyruğu bir kilometre kuyruğuna, kuyruktakilerin tamamı Müslümandır aşağı yukarı. Değil mi? Tamamı Müslümandır. O zaman sorun ne? Sorun, adam diyor ki filan yerden geldim ta İstanbul'a. Bilmem kaç bin kilometreden gelmiş bilet almaya. Git orada sohbet ver desek gitmek üşenir. Dene ya şurada bir sohbet yapalım sabah namazdan sonra. Kaç kişi gelir? Veya o zaman desek ki burada nimet abla biletleri satılıyor desek. Hı? Öyle bir şey denesek, sosyal bir deney yapsak. Kurcaşehir'de nimet abla biletleri geldi. Ana! Deneyin, hayal edin. Kuyruk nereye çıkar biliyor musun? Hükümetin oraya çıkar. Ama Kurcaşehir'de sabah namazdan sonra müftü vaaz edecek, sohbet edecek desek ne olur? 15 kişi, 20 kişi. Denedik çünkü burada. Denedik. Öyle. Şimdi hep dünyevi çıkarımızı, karımızı düşünüyoruz. Nihayette bunlar aşağıda şeyde kalacak, dünyada kalacak. Evet, böyle bir gaflet uykusundayız. Sorun şu o zaman. Bir büyüğümüzden duydum. Hoşuma da gitti. Sizinle paylaşayım. Biz Müslümanca inanıyoruz. Ama Hristiyanca yaşıyoruz. Tam oturuyor. Müslümanca inanıyoruz. Hristiyanca yaşıyoruz. Yaşandığımız bize benzemiyor. Müslümana benzemiyor. İnanıyoruz. Ama inancımızın gereğini yaşamıyoruz. Sıkıntı o. Bu sosyal hayatta bunun bir sürü örneği var. En güzel örneği geçenlerde kaç ay önce anlattım. Burada bir düğün vaazı yaptım. Burada düğün. Hatırlıyor musunuz düğün vaazı? Düğünlerimiz neye benziyor sizce? Kimin düğününe benziyor? Onlara benzemiyor. Onlar sinagogda yapıyor. Onlara da benzesek keşke. Yani biz o zaman camiye geliriz. Hristiyan'a benzerse camiye geliriz. Çünkü onlar kilisede yapıyorlar. Ne onlara benziyor ne onlara. Acayip bir durum var yani. Acayip bir durum var. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Sosyal hayatta İslam'ın yeri yok bizim hayatımızda. Öyle gözüküyor. Sadece camiden içeri girdiğimiz zaman ha Allah varmış ya diyoruz. Demeye getiriyoruz. Dilimizde demiyoruz da. Allah'ı camiye sapsettik dört duvar arasına. Sosyal hayatta Allah buharlaşmış durumda. Öyle gözüküyor aşağı. Yani halbuki Allah-u Teala bizim murakabımız, gözetmenimiz, müfettişimiz. Yani Hazreti Peygamber'i düğünümüze davet edebilir miyiz diye bir sual sorduk burada değil mi? Bir davetiye de Hazreti Peygamber'e yazalım mesela. Ya Resulallah bu akşam düğünümüz var Büyük Liman'da bekliyorum. Nasıl fikir? Kaç kişimiz yazabiliriz? Kaç kişi yazabiliriz Resulullah'a düğüne davet? Ya öyle sloganla mümin olunmuyor yani. Sloganla mümin olunmuyor. İman amel etmeyi gerektirir. İbadetler imanın ispatıdır. Tabii bu ibadetlerin içi de ahlak olmalı. Ahlakla dolmalıdır. Niyet halis olmalıdır. İbadetler var ama ahlak yoksa o da kötü işte yani. O zaman kültür fizik hareketi olur ya ibadetlerimiz. Ahlak yoksa değil mi? Namaz kılıyorum ya fırıldağım mesela Allah korusun. Namaz kılıyorum ama fırıldakım ben yani yalan, dolan, fırıldak, dolap her şey var. O zaman o namaz bana çok bir fayda sağlamaz yani. Namazım beni ne yapmalı? Hani Şuayb Aleyhisselam hikayesini hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de Şuayb kısası anlatıyor. Medyen'e gönderiyor Şuayb halkını. Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına ticaret ehli bir halk. Bir topluluk. Ama bir suçları var. Ticaret ehli bu. Medyen halkı ticarette hile yapıyor. Biz yapıyoruz. Müslümanlar yapıyor değil mi? Medyenler yapıyor. O Medyenler günah bizim değil. Alışverişte hile yapıyor. Ölçü ve tartıda hile yapıyor. Ya ticari hayattaki hileleri biz saymaya kalksak var ya Allah. Düşünüyorum da diyorum ki bunların inandığı Tanrı ile benimki aynı değil. Diyorum kendi kendime diyorum ha sessizce.
Bu adamların yaptığına bakınca, Müslüman ha, bunların inandığı Tanrı ile benimki aynı değil. Benimki elhamdülillah Allah'a iman ediyorum. Benim inandığım Allah bana şunu şunu yapma diyor, haram diyor. Şunlara yaklaşma diyor. Onlarda öyle bir dert yok. Nereden gelirse gelsin. Doldur küpünü. Haram helal fark etmez. Fırıldak dolan adam. Ya mübarek. Kaç bin kişi diyordu ya. İstatistiği keşke getirseydim. Ya. Bu aklımda kalmadı. Şu memlekette SGK'yı dolandıran Müslüman sayısının kaç bin? 200 bin. 200 kaç milyon ya? Bir dahaki sefer unutmasam getireyim. Binleri ifade ediyor. SGK'yı dolandırıyor. Nasıl dolandırıyor? Sırf maaş alabilmek için adam karısından resmi olarak boşanıyor. Yok mu? Şu ilçede de var. Bu ilçede de var. Hem de ne kadar. Ama beraber yaşıyor. Hem ayrı. Hem karıyla beraber yaşıyor. Yani bana boşandınız. Madem ayrı yaşar. Yok. Ama biz kağıt üzerinde boşandık. Öyle bir boşanma yok. Boşandıysan boşanmıştırsın. Hakim boşadı mı? Boşsun. Bitti. Elin karısı o artık. Niye? Maaş alır. Bu helal mı? He? Kim söyleyecek? Şu camide bu helal diyen var mı? Haram ya. Öyle bir haram ki 500 defa hacca gitsen, bilmem kaç bin defa umreye gitsen, Kabe'ye yüz sürsen, bunun yerine bunu ödeyemezsin. Kul hakkıdır. Kul. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ya. Bu nasıl bir Müslümanlık ya? En çok da neye üzülüyorum biliyor musun? Ya bu adam öldüğü zaman şurada önümüze geliyor ya var ya. Önümüze geliyor ya. Bu adamı nasıl bilirsiniz diyorlar. Diyoruz. Lafın geniş tabii. Demek zorundayız. Demesek bizi sürerler. Vallahi sürerler. Demedi derler. Helallaştırmadı derler. Deneyelim istesem. Önümüze geldikleri zaman bu adamı nasıl bilir? İyi bilir. Yarısı yalan söylüyor. Yalan. İyi biliriz ama dolandırıcı. Devleti dolandırdı. Ha? Hakkınızı helal ettim. Helal ettim. Bir kişi daha etmedim demedi. Duymadım bugüne kadar. 22 yıllık görevliyim. Çok namaz kıldırdım. Ben hakkımı helal etmiyorum diyen duymadım. Ben duymadım. Başka yerde vardı. Tek bir yerde anlattım bunu. Tek bir yerde namazdan önce hocam rahmetten alacağım var dedi bana. Namazı ben kılacağım biliyorum. Tamam tam yeri dedim. Çık söyle dedim. Ama hocam ayıp olur falan filan. Sonra namaza geçtik. Namazdan önce dedim ki hakkınızı helal ettiniz mi? Herkes etti. O hani etmediydi. Biraz önce alacağım var diyordu. Siz olun musalladaki helallaştırmalara inanma. Çünkü orada doğru söylenmiyor. Acı günde ayıp olmasın bu makamında helal ettik diyor. Evet. Böyle bir durum var arkadaşlar. Sıkıntı. Yani Müslümanca inanıp Hristiyanca ya da gavurca yaşamak bu. Böyle bir durum var. Çeki düzen vermek zorundayız. Bak diyor, laf nereden nereye geldi. Aziz kardeşlerim, şöyle bir tarif yapalım. Gelecek hafta yazımızın konusu da bu zaten. Akıllı kişi kimdir? Kimdir akıllı kişi? Cevap. Kurucuların en kral yerinde arsası olan, en güzel apartmanı olan, kafayı çalıştırmış, bayağı akıllı diyor değil mi? İstanbul'da Boğaz'a nazır arsası var. Ne akıllı adam. Akıllı kişi böyle tarif ediyoruz. Öyle mi acaba? Peki peygamber nasıl tarif ediyor aleyhissalatü vesselam? Nasıl tarif ediyor? Bilen var mı? Nasıl? Akıllı kişi nasıl tarif ediyor? Şöyle tarif ediyor. El-keyyüsü, akıllı kişi. Men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Ne kadar güzel. Akıllı kişi şol kimsedir ki, nefsini hesaba çeken, otokontrol yapan, murakabe yapan ve öldükten sonrası için çalışandır. Heh. Yatırımın ahirete olacak. Ahiret yatırımı. Piyangocu diyor ki, büyük ikramiye bana çıkarsa yatırım yapacağım diyor. O piyango seni öyle bir yatıracak. Öyle bir yatıracak. Zaten dünyada yatırıyor. Geçen sene anlattım. İnşallah gelecek hafta da anlatırız. Allah ömür verirsin. Nasıl yatırıyor? Dünyada bile yatırıyor ya. Çöplüklerde ölenler, merdiven atlarında ölenler, miras kavgasından ölenler, birbirini vuranlar. Kimseye hayır vermiyor. Dünyada da yatırıyor. Ahirette zaten bittin sen. En iyisi hiç tevessül etme. Az gelsin, helalinden gelsin. Nereden gelirse gelsin, doldur küpünü yok. Helalinden gelsin.
O yüzden şükrünü eda ettiğimiz az mal, şükrünü eda edemediğimiz çok maldan daha hayırlıdır. Allah çok mal verip azdıracaksa vermesin. Ben öyle dua ediyorum kendime. Allah çok mal verip azdıracaksa, yolundan sapıtacaksa, bizi Karun gibi yapacaksa ya da Müseylime gibi yapacaksa Allah vermesin o malı diyoruz. Az verip hayırlısından ve bereketlisinden versin. Evet. Ve huve me'akum aine me'akuntum. Nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir diyor değil mi? Evet, Allah her zaman bizimle beraberdir. Az kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey gizli değildir. Allah'ın görmediği bir yer var mıdır? Var mıdır Allah'ın görmediği bir yer? Büyüklerden birisi ile alakalı şöyle bir kısa anlatılıyor. Medresede talebeleri var. Okutuyor. Bir talebesini çok seviyor yalnız. Diğer talebeler bunun farkında. Ama onlara ders vermek için bir ders veriyor yani. Tabii büyüklerin her yaptığını da bir anlamı var. Yani anlamsız işte yapmıyorlar yani. Diyor ki talebelere, yarın herkes birer tavuk getirsin, canlı tavuk. Tamam, herkes sabah oluyor, birer tavukla geliyorlar. Gidin bu tavuğu kimsenin görmediği yerde kesin getirin diyor herkese. Talebelerin hepsi bir ağacın altına, bir taşın altına, bir kenara, kimsesi olmayan bir yere gidip tavuğu kesip getiriyor, bir tanesi getirmiyor. Kesmiyor daha doğrusu. Elinde canlı tavukla beraber üstadının huzuruna çıkıyor. Herkes görüyor. Evladım sen niye kesmedin? Herkes dinliyor. Hocam siz dediniz ki kimsenin görmediği bir yerde kesin dediniz. Düşündüm, taşındım. Kimsenin görmediği bir yer bulamadım. Talebeler, diğer o tavuk kesen talebeler ula diyor ya. Biz bunu düşünememiştik. Demek ki hocamız ondaki o cevheri keşfetmiş de o yüzden fazla seviyormuş onu. Hoca zaten bunu anlatmaya çalışmış onlara ve de anlatmış oldu. Evet, şimdi kıssadan hisse, Allah'ın görmediği bir yer yok. Öyle bir yer yok. O zaman ona göre yaşamak durumundayız muhterem kardeşlerim. Evet, şimdi yıl sonu yaklaşıyor. Esnaflar muhasebe yapıyor. Muhasebeciler harıl harıl çalışıyor. Biz de çalışmamız lazım. Yani 2018'in defteri dürülürken ne alemdeyiz? Ne kadar namazlar ne alemde? Değil mi? Günde 5 vakit namaz üzerinde bir hesap yapalım. Cumalar ne alemde? Bayramlar ne alemde? Oruçlar ne alemde? Ramazan'da tutamadığımız oruçların kazasını en kısa gündeyiz bugün bak. Allah-u Teala ne büyük ya. Temmuz'da tutmadığın orucu en uzun günde bugün tut kabul diyor ya. En kısa gündeyiz bugün 21 Aralık. Temmuz'da 17 saat, şimdi kaç? 7-8 saat. Ama kabul diyor yani. O da bir gün, bu da bir gün. Ya ne kadar fırsat, güzel fırsat var değil mi? Oruçlar ne alemde, kurban ne alemde, hayır hasenat ne alemde? Bir hesap yapmak lazım. Evet, haramlarla, helallarla muhatap işimiz ne? Mesela kumar oynuyor muyuz? Kumar ne alemde, içki ne alemde? Büyük günahlar aklımıza geliyor. Bunlar büyük günahlardır. En büyük belamız faiz mesela. Bir şekilde kıyından, köşesinden. Kedi yavrusunu yemeği gözüne kestirince ne yaparmış? Ne yaparmış? Kim söyleyecek? Kediler yavrularını yer. Biliyor musunuz? Ama öyle rastgele yemiyor. Ne yaparmış? Neye benzetirmiş? Fareye benzetirmiş. Farz et ki fare dermiş. Kendi kendine. Fare niyetiyle yiyor. Şimdi faiz yiyen de öyle yapıyor. Faiz olarak yemiyor. Benim yengem vardı. Cücük derdi. Allah Allah, bu ne diyor dedim ya. Düşündüm. Parası çoğalıyor yani. Güya çoğalıyor. Faize yatırıyor. Çoğalıyor. O cücük oluyor. Yavru oluyor yani. Paranın yavrusu. Ne acayip ya. Aynı fareye benzetiyor bak. Haramı helala çeviriyor kafasında. Efendim da bu da haram mı demeye başladın mı sen bittin artık. Kredi alıyor mesela. Adam çerez gibi kredi alıyor. Gelip sordun mu helal mı haram mı yok. Devam. Aşağıda görürsün. Evet.
اِذَا قُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاتَ مُوَتِّعِنْ. Ne diyor burada? Kıldığın son namazı, namazı son namaz gibi kıl. Evet, cuma gidiyoruz. Son namazımız gibi kılacağız. İkindi namazına yetişmeyebiliriz. İkindi namazına yetişeceğimize garanti var mı? Cumanın farzına bile yetişmeye garantimiz yok. Ne ölümler var değil mi? Ne ölümler var ya. Ah, bir ibret alabilsek. Kendimize yaklaştıramıyoruz. Tabutun içine kendimizi koyamıyoruz. Bir koysak. Tabutun dışındaki ayeti okuyoruz. Zannediyoruz ki o ayet ölüyle alakalı. Ya ölü gitti, o onunla alakalı değil, o bizimle alakalı. Mezara gidiyoruz, mezar ziyaretine, kabristana. Bir türlü mezarın içine kendimizi koyamıyoruz. Ben de geleceğim oraya da ya. Şimdi kendi kendine de otokontrol yap. Yok, daha yaşım genç diyoruz. Dedem dur, benim dedem duruyor mesela. Mübarek 90 yaş. 10 sene daha yaşasa 100. Ona bakıp da ben hayale kapılıp, o daha dedem duruyor, ben bana çok var desem ne olur diyebilir miyim? Ölümün kronolojisi var mı arkadaşlar? Erken doğan erken ölür. Geç doğan geç ölür diye bir kural yok. Dolayısıyla hazır olmak durumundayız. Hazırlıksız gidersek batarız ya. Bir de bu hazırlık deyince gençler üzerine alınmıyor mesela. İhtiyarlar alınıyor. Nasıl olsa diyor, ihtiyarlar ölüyor. Değil mi? İstatistiklere göre %75 ihtiyarlar ölürmüş. %75 nüfusun 60 yaş üzerindeymiş ölenlerin. Şimdi diyor ki tamam diyor, yırttık. %75 ihtiyar olduğuna göre biz de gençiz. Ya mübarek %25'in içine girmeyeceğine garantinle. Değil mi? Bir de o var ya, oradan bak, tersten bak. Ya %25'in içine girersen? Yok, onu hiç düşünemiyor ya. Evet, böyle düşünmek lazım. Biraz aklı kullanmak lazım değil mi? Aklı da kullanmak lazım. Evet, bak çağrılıyoruz. Ne diyor ya? Şu namaz kılmayan kardeşlerimizden konuşmak isterim. Bazen konuşuyor da. Ya mübarek. Bu Müslümanların camisi diye bir mabedi var biliyor musun? Bu Müslümanlar namaz kılıyor biliyor musun? He biliyor. Bu minare diye bir uzun bir yapı var böyle. Var. Burada bir anons duyuluyor. Günde 5 defa bir anons. Arapça bir anons. Git bak, merak etmiyor musun? Bu anonsu kim yapıyor? Belediye mi yapıyor? Ne yapıyor? Git bu anonsu yapan adamı bul. Bir konuş, sen ne diyorsun burada? Ne yapıyorsun? Bir şeyler söylüyorsun ama. Dese var ya. Kesin yolu düzeltir. Kesin gelir camiye. Bak Rabbimiz bizden kulluk istiyor. Günde 5 defa kulluğunu tazele diyor. Bozuluyor çünkü. Virüs giriyor ya. Bünyeye virüs giriyor. Virüs kapıyoruz. Yani günahlara bulanıyor bir şekilde. İki namaz arasındaki hataları düzeltiyor namaz. İki namaz arasındaki günahları, küçük günahları. Cuma namazı, iki cuma arasındaki hataları düzeltiyor. Bak, unutursun. Unutursun. Camiye gelmeyi, kulluk yapmayı, kulluğunu güncellemeyi unutursun diye ne yapıyor Allah? Hatırlatıyor. Haydin diyor. Kendine gel. Camiye gel, namaza gel, gel. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Geçen cuma da söyledim galiba. Tekrar o zararı yok. Şu camiye bir gelelim artık yani. Değil mi? Dikey gelelim, dikey. Yatay zaten gelsen de içeri almıyoruz değil mi Mehmet abi? Yatay gelenler içeri bile almıyoruz, dışarıda mermerin üzerine yatırıyoruz. Dikey gel ki şahitlik yapalım. Bak camiye geliyordu, namaz kılıyordu. Şahitliğimiz inşallah makbul olur. Ben değil, cami şahit ya. Halı şahit, duvar şahit. Şahit, namazlar şahidimiz. Evet, ezan da okunuyor. Bir hadis var, ona girersem uzun sürer. Evet, demek ki yıl sonu yaklaşırken hesabı kitabı sadece esnaf yapmasın. Biz de yapalım. Evet, şu piyango günahı işleyen varsa içimizde Allah rızası için bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Şu piyango günahından, haram kumarından kurtulalım. Haram, kesin. Ya kaç lira kumar, kaç lira piyango?
Çeyrek ne kadar mesela bilmiyorum. Ne kadar? 17. Tam. 70. Bak bir şeye garanti vereyim size. Garanti yani. %100. 70 lira mı tam? Tam bilet al. 70 lirayı git bir fakire ver. Kazanman garanti ya. Garanti %100 diyorum ya. Nereden biliyorsun oğlum? Men ce'e bil haseneti felehu aşru emzaliye. Kafı gibi ayet. Kur'an-ı Kerim'de. Kim bir iyilik yaparsa 10 misli. Bir de garanti 10 misli veriyor. Piyango gibi. Allah'ın piyangosu böyle işte. 10 misli. Ama burada yok öbür tarafta. Buradan koydun mu öbür taraftan alıyorsun. Tünelin bir ucundan koyacağım. Dünya ucundan. Ahiret ucundan alacağım. Burada beklemek yok. Bir de garanti ha. Hem cennet garanti hem de karlı. Bir şey daha söylüyorum. Bakara 261 yaramıyorsa. Orada da söylüyor. 700 kat veriyor Allah ya. Allah'ın piyangosu daha garanti ya. Hem cennet var hem de 700 katına kadar veriyor ya. Dünya piyangosundan çıkmaz ha. Çıktı diyelim. Dünyada da bir fayrını görmüyor. Ahirette zaten seni batıracak. O yüzden rica ediyoruz. Gelecek hafta bu konuya devam ederiz inşallah. Bunlara tevessül etmeyelim. Helalinden alın teriyle inşallah. Kazanç elde etmeye bakalım az kardeşlerim. Hac kayıtları bitti. Onu daha söylemeye gerek yok. 2018 yılı bitiyor.